hizmetlerindeki eksikleri. Olabilir, doğrudur, yanlış da olabilir. Bunu günümüzün hassasiyetini dikkate alarak en az nasıl sıkıntı veririz mantığıyla hareket ederek haberleştirmek sanıyorum günümüzde en doğru olandır. Bunu da niye burada konuşuyorum? Çünkü bunu en iyi yapan sizlersiniz. Bunu en iyi yapan bizim Trabzon'daki yerel medyamız. Bunu en iyi yapan bölgesel olarak baktığımızda Türkiye'miz genelinde bu duyarlılıkta ve bilinçli olan çok sayıda arkadaşımızın olduğunu da biliyoruz. Ama maalesef bir bu bilinçli olmayanların da toplumda oluşturabileceği sıkıntıları da maalesef yaşamıyor değiliz arkadaşlar. Bakın, Sürmene'de bir orman yangını oldu. Geçen cumartesi gecesi. Birebir olduğu andan itibaren sönünceye kadar oradan ayrılmak. Sosyal medyada olan olayları siz birebir takip ettiniz. Dışarıda gurbetçi vatandaşlarımızın psikolojisi. Gece boyunca benim doğrudan sosyal medya üzerinden bana ulaşmaya çalışanlar. Ve biz diyoruz ki kontrol altına alındı, bir sıkıntı yok. Yerleşim yerlerinde en ufak bir problemimiz yok. Her şey kontrol altında dememize rağmen ki çok büyük bir rahatlık sağladı. Ama yine bazı bu konularda bilinçli olmayan insanlar bilerek ya da bilmeyerek toplumun psikolojisini olumsuz yönde etkilediler. Yani örnek diye söyledim. Dolayısıyla yapılan iş kamu hizmetidir. Yapılan iş doğrudan toplumun psikolojisini ve geleceğini ilgilendiren bir iştir. Gazetecilik mesleği çok ulvi, çok mukaddes, çok kutsal bir görevdir. Bunu en iyi şekilde ifa etmek üzere işte dernek adı altındaki cemiyet olarak da biliriz. Bu tür oluşumlar çok büyük önem içeriyor bence. Çünkü bir disiplin var, bir başkanlık sistemi var, yöneten var, cemiyetin kendi içerisinde aldığı kararlar var. Buraya yeni giren arkadaşlarımızın, işte Hikmet Bey gibi çok değerli üstadların tecrübelerinden ve onların tavsiyelerinden istifade etmelerine imkan sağlanması gibi bir oluşum var. Bu yönüyle de şu anda bu güzel organizasyonu yapan değerli arkadaşlarımızın kurduğu cemiyetin hem bölgemize hem ülkemize yaptığı hizmetleri de şükranla anıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun artarak devam etmesini de istiyoruz. Hediyar Vakfı Kebir Belediye Başkanımız gazete katlardı. Haber kanalını kesin, haber alma imkanlarını ortadan kaldırın. Bakın toplumda nelere yol açıyor. Peki bunun gücünü inkar etmek mümkün mü? Değil. Hani dördüncü güç olarak herkesin kabul ettiği, muazzam bir gücü elinde bulunduran bir kesimsiniz. Trabzon'umuzda 3 tane cemiyet var. Her biri de birbirinden değerli hizmetler sunuyor. Her biri değerli arkadaşlarımızı barındırıyor. O yönüyle Trabzon üzerinde konuşursak her şeyin iyi olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyorum. Daha iyi olması için de sizlerin desteğini bekliyorum arkadaşlar. Geçen hafta yaptığımız yemekli toplantıda da söyledim. Bizim kamu hizmeti sunan kesimler olarak sizlerden çok büyük talebimiz ve desteğe ihtiyacımız olduğunu da ifade ettim. Çünkü sizler birebir vatandaşımızla iç içesiniz. Sürekli hayatın içinde birebir bulunuyorsunuz ve sizlerin tespit edeceği hususlar, bize intikal ettireceğiniz konular, doğrudan veya haber yapmak suretiyle bulunduğumuz bölgeye çok büyük hizmet ve katkı sağladığını da biliyoruz. O yönüyle daha dikkatli, daha duyarlı, daha amaca yönelik olarak katkı sağlayacak şekilde bu bilinçle hareket edilmesinde, hele bugünümüzde ve sonraki günlerde özellikle istirham ediyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Gününüz kutlu olsun. Kolaylıklar diliyorum. Bizler bütün kamu kurumları olarak, ben arkadaşlarımıza, kaymakam arkadaşlarımıza ve kamu kurumlarına bunu rahatlıkla söylediğimi ifade edeyim. Destek olacağız, sizlere yardımcı olacağız. Bilgi akışı bakımından çok hani bilinmesi gereken konular vardır. Bilmesi gerekenler bilsin denir. Onun dışında sizlerin mesleğinizi icra ederken daha rahat olmanız, habere kolay ulaşmanız konusunda da elimizden gelen gayreti göstereceğimizi de ifade edeyim. Bu şekilde talimatlar verdiğimi de bilmenizi özellikle istiyorum. Sosyal medya konusunda valiliğimizin ve diğer kamu kurumlarının
teknolojiden de yararlanmak suretiyle sizlere haber sunma veya sizlere bilgi aktarma anlamındaki ortamın da geliştirilmesi için basın ve akıl işleri müdürlüğümüze geldiğim gün talimat vermişimdir. Bunu daha geliştirerek de devam ettiriyoruz. Bunu bilmenizde de fayda gördüm. Hepinize teşekkür ediyorum. Katıldıkları için sen savcımıza, hanımefendiye, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve diğer tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ailelerimizle birlikte mutlu, müreffeh, huzurlu bir ülkede yaşamayı ve bu manada elimizden gelen gayreti göstermeyi de hepimizin hedef kıldığını biliyorum. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.